Sevgili dostlar, merhabalar. Yozgat türkülerimizle size seslenmek ne kadar güzel. Ben Ankara'dan Serap Demirtürk hemşeriniz. Evet, İç Anadolu'nun Orta Kızılırmak bölümünde bir ilimiz Yozgat, merkezi de aynı adlanılır. Yozgat şehri, Bozok Yaylası'nın yüksek tepelerinin birinin eteğine kurulmuştur. İl alanı, doğudan Akdağlar, güneyden ve batıdan Delice Irmağı Vadisi, kuzeyden ise Deveci Dağları ile çevrilidir. Bölge arazi itibariyle genellikle dağlar ve vadilerle kaplıdır. Merkez ilçede yıllık sıcaklık ortalaması 9 derece civarındadır. Kuzeyindeki Çekerek Vadisi'nde havalar biraz ılıman geçse de İç Anadolu'nun tipik karasal iklimi hakimdir Yozgat'ımızda. Tabiat güzellikleri bakımından eşsiz bir yöredir Yozgat. Akdağ Madeni çevresindeki orman ve yaylalar, bitki örtüsü, su kaynakları cenneti andırır. Akdağ ormanları av meraklılarının uğrak yeridir. Aynı şekilde Yerköy Şefaatli arasındaki karanlık dere, bağları, bahçeleri, yabani hayvanları ile görenlerin hayranlığını kazanır. Çekerek ve Delice çayları civarındaki mesire yerleri, çayır alan ormanları, Sarıkaya, Sorgun ve Yerköy kaplıcaları ziyaret edilmeye değer dinlence ve şifa merkezidir. İl merkezinin 4-5 kilometre kuzeybatısında Cehrilik denilen bir gezinti yerinde gelin kayaları vardır. İlk bakışta boynu bükük, eğilmiş bir kadına benzetirsiniz öndeki kayayı. Arkasındakiler ise bir düğün alayını andırırmışçasına sıralanır gider. Anlatılan bir hikayeye göre Yozgat'ın yakın köylerinden bir kız Yozgat'a gelin olmuş geliyormuş, fakat bir derebeyi gönlünü kaptırmış kıza, yolda pusu kurmuş, gelin alayı tam önlerinden geçerken zorbalar üşüşmüşler gelin alayına, kanlı bir dövüş olmuş, gelin dayanamamış, elleri semada kaldırıp dua etmiş. Ula Allah'ım, beni bu haydutların eline düşürme, benim yüzümden de kan dökülmesin, ya uçup kuş olayım ya düşüp taş olayım. O zaman orada bulunan herkes oldukları yerde taş kesilmişler. İşte bu yere gelin kayaları denmiş sevgili dostlar. Evet sevgili dostlarım, işte Yozgat'ımız böyle güzel yerleri, efsaneleriyle çok özel bir şehir. Devam edeceğiz gene. Her arkadaşımızı tanıtırken gene Yozgat'tan bir yerler, bir şeyler anlatıp Yozgat'ımızı tanıtacağız sevgili dostlarımıza. Sevgili dostlar, değerli Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği'nin başkanı Ahmet Sargın başkanımızın 2021 Yozgat Sevdalıları Şairler Antolojisi'nde şairlerimizi tanıtıyoruz ve bugün sıra değerli Üstad Mustafa Kartal Aşık Kul Yetimi ve Muzaffer Bulut Üstadlarımızda sevgili dostlarım. Ve sevgili dostlar, bugün her iki dostumuz da Yozgatlı olan dostlar. Bazen de başka memleketten olup da Yozgat'ta görev yapıyor ya da hiç görev yapmasa bile Yozgat aşkıyla yüreği yanıp tutuşuyor ve Yozgat Şairler ve Yazarlar Antolojisi'nde ben de olayım diyor bazı dostlar ve biz de elbette onlara kucak açıyoruz sevgili dostlarım. Evet güzel insanlar, şimdi müsaadenizle ben Mustafa Kartal Üstadımızın biyografisini sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Kimdir Mustafa Kartal? 1956 yılında Yozgat Çayıralan ilçesine bağlı Dere Kemal köyünde dünyaya geldi. 3 yaşındayken annesini kaybetti ve öksüz kaldı. 7 yaşına kadar üvey anne yanında büyüdü. İlkokulu yoksulluk içinde başarıyla tamamladı. Bir süre köyde çobanlık yaptı. Daha sonra Bolu ile Gerede ilçesinde Kur'an kursuna devam etti. 2 yıl okuduktan sonra Kur'an kursunun kapanması sonucu köyüne döndü. İstanbul'a iş bulmak için gidip 7 yıl süreyle İstanbul'da çalıştı. 1976 yılında vatani görevini yapmak üzere gittiği Ankara Etimesut Acemi Birliği'ne bandocu olarak göreve başladı. Acemi Birliği'nden sonra Kırklareli 33. Tümen Bando Komutanlığı Usta Birliği'ne teslim oldu. Askerlik görevini tamamlayıp tekrar İstanbul'a döndü. 1980 yılında evlendi.
Evlilik sonrası önce Konya'ya, daha sonra da Karaman'a yerleşti. Şiire küçük yaşlarında rüyasında söylediği bir dörtlükle başladı. Karaman'da kurulan Aşıklar Kahvesi'nin kurucuları arasında yer aldığı Mustafa Kartal, aynı dönemde dernekte iki dönem başkanlık yaptı. Bu süre içinde Konya Aşıklar Bayramı'na katılarak başarı ve onur ödülleri kazandı. Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, Aşık Reyhani gibi üstadlarla tanışıp birlikte oldu. Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde yapılan festivallere katılarak ödül ve plaketler aldığı şiir antolojilerinde eserleri yayınlandı. Mustafa Kartal, Aşık Kul Yetimi şiirlerinde genellikle yaşadığı olayları dile getirmiş, vatan, gurbet, sıla özlemini öne çıkarmıştır. Vatan ve gurbet hasretini içine sindiren şair, halk şiiri tarzında yazdığı ölçülü ve kafiyeli şiirlerini saz eşliğinde de söylemiş, bir müddet sonra yaşadığı üzücü hadise sonucu saz çalmayı bırakmıştır. Aşık Kul Yetimi halen Yozgat Çayıralan ilçesine bağlı Dere Kemal köyünde ikamet etmektedir. Emekli, evli ve 5 çocuk babasıdır. Değerli dostlar, yer aldığı antolojiler, Kültür Bakanlığı'nın 1992 yılında çıkardığı Yaşayan Halk Ozanları Antolojisi, Karaman Kültür Müdürlüğü'nün 1992 yılında Dün ve Bugün adlı kitap, 1997'de Ankara Mamak Belediyesi'nin yaptığı Mamak ve Çevresi adlı şiir yarışması, Mamak Belediyesi'nin düzenlediği 1998 yılı Başkent Ankara Halk Şairleri Şiirleri Yarışması, 1993 yılı Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği Atatürk konulu şiir yarışması, 1995'te Karaman Kültür Müdürlüğü Geçmişten Günümüze Karaman adlı yarışma, 1997 yılında Karaman Kültür Müdürlüğü'nde yayınlanan Karaman Şiirleri Antolojisi ve Kültür Bakanlığı'nın yayınladığı birçok kitapta şiirleri yer almıştır. 1995'te Kültür Bakanlığı Demokrasi ve Cumhuriyet Atatürk adlı şiir yarışmasına katılmıştır. Aşığın Turnalar adında bir şiir kitabı bulunmaktadır. Selçuk Üniversitesi'nden Ali Berat Alptekin hocanın teşvikiyle bir öğrenci tarafından, Canan Coşkun tarafından tez kitabı yayınlanmıştır. Mustafa Kartal şiirlerinde Aşık Kul Yetimi mahlasını kullanmaktadır. Bu mahlası Aşık Gülhan'ın verdiğini ifade etmektedir. Evet sevgili dostlar, dün yayınımızda şairimizin bir güzel şiirini okumuştum. Bugün tekrar o şiiri paylaşmak istiyorum. Çünkü bayrak için yazdığı bu güzel şiir çok güzeldi. Ben hayran oldum. Önce bir bayrak marşını dinleyelim. Sonra Aşık Kul Yetimi'nin gül yüzünü sevdiğim dediği bayrak şiirini dinleyelim. Hasan Ali Yücel'in şiiri. Dalgalan sen Dere Kemal köyünde, hilalini yıldızını sevdiğim. Türkiye'de de Türkmen İslam boyunda, şehit kanı al bezini sevdiğim. Gölgen yeter, seni gören kıskansın. Hem sevgili hem canansın hem cansın. Sen anasın, sen babasın, sen yarsın. Gururumsun sen, özünü sevdiğim. Tüm dünyaya bedel şerefin şanın, can veresi gelir sana her canın. Kul yetimi der ki helaldir kanım, kıpkırmızı gül yüzünü sevdiğim. Kıpkırmızı gül yüzünü sevdiğim. Aşık kul yetimi.
Seher yeli. Yozgat çamlığından esersen eğer, doğru çayır alana var seher yeli. Gazilerden damlı yurda aşağı, Kemal boğazını sar seher yeli. Eski dağıt efkarımı gamımı, bu dünyada süremedim demimi. Sen bana kılavuz ol seher yeli, sen bana kılavuz ol seher yeli, zalim felek batırmadan gemimi. Acılı yüreğim hep pare pare, nasıl gülsün yüzüm her yanım yare. Ancak sen olursun derdime çare, gel buna bir çare bul seher yeli. Kul yetimi göç başladı mezara, elbet gelir bir gün bana da sıra. Belki cuma günü, belki cuma günü, belki pazara. Ben gidiyorum, ben gidiyorum, hoşça kal seher yeli. Ben gidiyorum, hoşça kal seher yeli. Pazara, gelen geçen siyah ölmüş de. Evet sevgili dostlar, işte böyle dertler, çileler insan hayatına şekiller veriyor sevgili dostlar. Ve şairler işte her duyguyu yazıyor. Vatan sevgisi, millet sevgisi, din, aşk, hepsi şairin yüreğinde harmanlanıyor güzel insanlar. Sevdam diyor. Aşık kul yetimi. Öyle üzgün üzgün bakma yüzüme. Ne olur birazcık gülsene sevdam. Avcıyım ya, yetemiyorum izine. Hele bir yakına gelsene sevdam. Mümkün değil, anlatamam derdimi. Ben bu yüzden terk eyledim yurdumu. Affetmez kalbimin gözü gördümü. Manalı bakıştan, manalı bakıştan bilsene sevdam. Beyaz yazma ile örtülü başın, hilali andırır altında kaşın. Ne yapsam bilmiyorum. Çok taze yaşın, zülfün gerdanına salsana sevdam, zülfün gerdanına salsana sevdam. 18 neresi, 41 neresi, hesap ettim 23 eder arası. Bu bendeki yara, sevda yarası, sen buna bir çare bulsana sevdam. Tutuştu bu deli, tutuştu, tutuştu bu deli gönül, tutuştu. Ben de külü kaldı, dumanı uçtu. 40 yıllık ağaçta meyve yetişti. Uzatıp elinle yol sana sevdam. Uzatıp elinle yol sana sevdam. Benim umutlarım biraz boş gibi. Bazı hayal gibi, bazı düş gibi. Ufukta parlayan bir güneş gibi karanlık odama dolsana sevdam. Ufukta parlayan bir güneş gibi karanlık odama dolsana sevdam. Kul yetimi daha mı ders almadın? Ömür geldi geçti bir gün görmedin. Bugüne dek, bugüne dek neredeydin gelmedin. Can verirken bari gelsene sevdam. Can verirken, can verirken bari gelsene, gelsene sevdam. Gelsene. Aşık, kul, yetimi. Sevgili dostlar.
Sevgili dostlar, aşık kul yetimiye bugünlük hoşça kal derken, rahmetle andığımız değerli Tayfun Talipoğlu, aşık kul yetimiyle ilgili merhaba dostlar paylaşımını yapmış. Müsaadenizle sevgili dostlar, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun efendim. Her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kanından yürek koymalı kahramanların. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz. Senede bir görmediğim dostlar merhaba merhaba, deste deste dermediğim güller merhaba merhaba.
Evet efendim, değerli üstadımıza, sevgili dostlar, Mustafa Kartal Mahlası Aşık Kul Yetimiye, edebiyatımıza verdiği katkılar için, değerler için, eserleri için teşekkür ediyoruz ve diliyorum ve de umuyorum ki sazını tekrar eline alır diye umuyorum sevgili üstadımız. Çünkü sazı onun eline çok yakışır muhakkak, buna inanıyorum ve küsmesin, saza küsülmez, değerli dost, saza küsülmez. Lütfen bu güzel dostumuz sazıyla güzel şarkılar, türküler, ezgiler söylesin ve bizler dinleyelim sevgili dostlar. Evet değerli dostlar, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneğimizin başkanı sevgili Ahmet Yazar, pardon Ahmet Sargın üstadım, özür dilerim başkanım, çok özür dilerim. Ama yazıyor tabii, Ahmet Sargın yazıyor, Ahmet Sargın bir yazar. Evet, böyle bir düzeltme yapayım. Başkanımız diyor ki, Ahmet Sargın başkanımız, Yozgat'ın değerli ozanlarından Aşık Kul Yetimi'yi tebrik ediyor. Sağlıklı günler diliyoruz diyor. Ve Mustafa Kartal'la Aşık Kul Yetimi gerçekten yetim büyümüş değerli ozanlarımızdan, hayatı sıkıntılarla geçmiş diyor. Ve Türk ve Türk bayrağı uğruna can verdiğimiz manevi değerlerimizle ilgili yazdığı şiir için şairimizi başkanımız da kutluyor. Sevgili dostlar, Yozgat ve Yozgatlılar adına değerli dostlar, tüm şairlerimizi, bu şairler silsilesindeki tüm şairlerimizi kutluyoruz efendim. Hep birlikte kutluyoruz. Sevgili dostlar, evet, Yozgat bir güzel insanı daha yetiştirmiş sevgili dostlarım.